Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Federasyonu'nun hazırlamış olduğu artık 40 futbola hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye Şampiyonası ile ilgili çok önemli gelişmeler için Sayın Başkanımız bizimle birlikte olacak. Bölgelerden görüntüler, maç sonuçları ve puan durumlarıyla birlikte olacağız. Tabii çok ilgi gören bir programımız var, nostalji programı da. Bu hafta yine elimizden geldiği kadar 2014 yılından vermeye çalışacağız. Evet Sayın Başkanım hoş geldiniz programa. Şeref Hoş verdiniz. bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın Ali abi. Vallahi hep zorunda kaldığımda yetişiyorsunuz maşallah benim programa. Biz de vallahi gurur duyuyorum sizinle. konu çok. Konu çok. O nostaljiye tabii geçmeden önce şunu söyleyeyim. O arşivinizden dolayı sizi ayrıca tebrik edeceğim. Oraya geldiğim zaman orada tekrar konuşuruz. Şimdi başkanım Türkiye Şampiyonası'nda talep ve arzı çok fazla gördük. Fakat tabii sahaların görüntüleri var. Soyunma odalarını çok profesyonel gördüm. Onlarla ilgili mutlaka yorum yaparsınız. Sevgili yönetmenim, pardon özür dilerim. Sahalardaki görüntüleri ve testleri bize gösterirse başkanım bu üzerine bir yorum yapmak ister. Evet başkanım, şu anda sahaların görüntüleri var. Ya bu saha geçen seneki sahamızdan farklı bir saha. Burada Süper Lig takımlarımız Türkiye'nin Yurt dışından ve takımlar geliyor. Avrupa Evet. yine Süper Lig takımları diyeyim. Onlar hep burada antrenmana gelir, kampa gelir. Yani büyük de bir stadı var. Yani şimdi daha sonra zaten detaylı vereceğiz ama hani biz böyle İşte onların otellerin veya işte sahaların çektiği resimleri değil de daha böyle çıplak gözle derler ya yani böyle kendimiz çektik bu görüntüleri takımlarımız da görsün diye. Ama şunu söyleyeyim tabii yoğun antrenman olmuş. Hatta bir Werder Bremen takımı orada antrenman yapıyor. Sahanın her tarafını kullanmışlar. Bir numara sahanın öbürleri da çok çok iyi. İşte o da o zamana kadar daha 2-3 aylık bir zaman var. O da o zamana kadar zaten hazırlanacak. Güzel bir saha. Geçen seneki otelle arası bunun 2,5 kilometre. Geçen seneki 5 kilometre, 5-6 kilometreydi. Yürüme dahi gidilebilecek bir tesis. Ya tabii bize böyle bir tesis lazım. Bakın Soyunma odası hakikaten havluları var. inanılmaz derecede güzel başkanım. Tabii ki Avrupa Evet, takımları, Süper evet. Lig takımları geliyor. Yani havluları var, ne bileyim çok şeyler var. Kafesi, çayı vesairesi. Hatta görüyorsun aynada da ben çekiyorum ki Gördüm başkanım. arkadaşlarımız nerede ne yapacaklarını bilsinler diye. Ya iki alternatif var. Bir geçen seneki sahalar var. Başka bir otel. Bir de bu var ama %99 bu ağır basıyor. Tabii bunun bir de ekonomik boyutu var. Yani ekonomik boyutta da çok böyle bir fark olmadığı için takımların hatta bazılarından böyle şeyler alınca hem geçen seneki otelimizi hem de bu sahayı, o saha da güzel şimdi Allah için. Ya yani çok güzel saha ama o otelle sözleşmesini bitirdiği için biz de bu sahayı istedik. Özellikle istedik. Bir başka saha gösterdiler bize. Ama kesinlikle dedik. Ya dedik adam gibi yaparız da hiç yapmayız. Çünkü bizim takımlarımız turnuva takımları değil. Ligimizin ve şampiyonanın takımları. Biz bir aileyiz yani birbirimizi kandıracak halimiz yok. Onun için çıplak gözle çekiyoruz. Zaten otelin herkes gördüğü hatta işte geçen sene gelemeyen takımları da tekrar aynı bu şekilde çektirir attırırız o problem değil. Valla hedefimiz daha da güzel şampiyona yapmak, daha da üstüne koymak. Tabii burada şeylerimiz var. Yani sen zaman ayırdıkça ben anlatırım. Yani şampiyona ilgili hayallerimi de anlatırım yani sorun Şimdi değil. şunu söyleyeyim. Ben diğer şampiyonlarda da sahaların çok pahalı olduğunu biliyorum ama bu seneki rakamlar çok çok üstüne koymuş. Bunun içerisinde saha içerisinde ambulansınız, sevkiyat, yani transfer, otelden sahaya gidişler, çalışacak personel vesaire hepsini bir total içerisinde aldığımız zaman çok ciddi bir masraf çıkıyor. Fakat günlük kalma bedellerinin içerisinde bunu da yuvarladığımız zaman bence çok Bir ufak şey bir değil rakam aslında içerisinde kalıyor. sorarsanız. Tabii, tabii Yani biraz da alım gücü insanlarda alım gücü azalınca ama o biraz faktör oldu insanlar başkanım için. ama başka bir şey daha dikkatimi çekti. Tamam. Böyle paket programı herkes alamaz. Biz çok kalabalık bir aile olduğumuz için alabiliyoruz. Yani ufak turnuva yapanların bu rakamları almasını mümkün olmadığını hepiniz veya böyle bir tesiste biliyoruz yani mümkün değil. Fakat arz ve talebe baktığımız zaman sizden aldığımız istihbarat doğrultusunda bir de yönetim kurulunda konuşuyoruz da bunları. Takım sayısı oldukça fazla. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla şampiyona grubu kurduk. Hatta yolda başkan vekilimle Ramazan Bey'le gelirken
Aralık gelmek isteyen takımlar önceden söyle. Şu anda 39 tane takımın o grupta var. Yani ama ha demektir değil ki biz 39 takımdan yapacağız. Çünkü açık konuşayım. Hani 32 takım da deniyor ama bizim zaten statümüzde şu var. 32, 24, 16. Bana göre en ideali 24. Yani 24 yani gruplar oluşturmak için değil mi? Tabii de şampiyonada. Ha, öbür türlü de talep varsa statümüzde ne var? 32 takım var o. Ama gerçek söylüyorum onu, gerçek anlamda söylüyorum. Bana göre en rahatı 24 takımlı daha rahat ve güzel oluyor. Ya bu işin çok takımından ziyade kalitesi çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani kalite derken hepimizin, tüm takımların, bizim federasyonumuzun, yönetimimizin bu işten bir kere keyif alması lazım. Şampiyona gibi şampiyona yapmamız gerekiyor. Onun için de kolay değil. Şimdi bakın. Şimdi otel, normalde bir otel fiyatı alıyor. İnternet sitelerinden bakıyorlar, örnek veriyorum. İşte mesela diyorum ki, atıyorum 10 lira. Biz veriyoruz 12 liraya, örnek veriyorum. Yani şey, otel o zaman bize 12 liraya veriyor. Niye? Sadece burada konaklama yok. Bugün vallahi billahi yeminle konuşuyorum. Şu sağ, otelin gösterdiği sağ arasındaki farkı söylüyorum. 1 milyon 150 bin lira. Bakın şampiyona boyunca ister inansınlar ister inanmasınlar. İsterlerse eğer atıp tutuyor diyorlarsa telefonunu vereyim. Hayır gerek yok. Arasınlar gerek yok. Görsünler yani. O sağ ile o sağın arasındaki fark şampiyona boyunca 1 milyon 150 bin lira. Vallahi de billahi bak yemin ediyorum. Ama biz tabi kavga şey dedim ya yapmam. İyi olmuyorsa yapmam. Yani bu sene şampiyona yapmam veya takımlar istiyorsa bir yerde öyle ufak bir organizasyon yapar geçeriz dedim. Yani şampiyonu belirlemek işte vesaire dedim. Ben takımlarımı ezdiremem dedim. Yani çünkü dedim ya biz aileyiz ya arkadaşız dostuz. Yani takımlarımız güçlü olacak ki biz olacağız. Biz olacağız ki takımlar olacak. Yani bir partneriz burada. Nasıl hakemlerle partnersek. Tabii ki bunun bu boyutu varken artı otelimiz ultra. Biliyor arkadaşlar hijyenik temiz. Birazcık denize uzaklığı 5 dakika katoyla işte servis var falan. Oranın da restoranını yapmışlar. Yeniden hep sıfırdan yapıyorlar. Şu anda otelde 1200 kişi vardı. Bak biz gittiğimizde. Ve o gece orada boş yer yok. Bizim tabii 1200 kişi haricinde başka tabii misafirler de vardı. İlk geceyi başka otelde konakladık. Onlara misafir olduk. İkinci gece bir gecelik bize orada misafir ettiler. Yemesi içmedi de gerçekten çok güzel biliyor arkadaşlarımız. Yaşadılar çünkü burada. Bir de sınırsız bir de gece saat 12'den sonra servisleri var bildiğim kadarıyla. 12'den servisleri var, biftekleri var, ne bileyim antikrotu var, Adana'sı var, Urfa'sı var. Var oğlu var yani yemekleri de zaten çok. Hatta o yemekleri de çekip ben gruplara atmıştım biliyorsun. Yani görsünler biz herkes. Biz onu geçen hafta yayınladık. Evet. Fakat otel netleşirse... önümüzdeki hafta tekrar o otelle ilgili bilgileri yayınlamak istiyoruz. O açıdan bu hafta vermedik başkanım. Yani anlatmak istediğim şu, burada şu da var. Sağ hizmetim var, ambulansım var. Servis otelin dibinde istemiyorum. Mesela servis bize bir külfet mi? Külfet. Kesinlikle. Ama biz bunu niye istemiyoruz? Otelin dibinde sağ istemiyoruz. Adrenalin yükseliyor, bilmem ne oluyor falan filan. Bakın oteller artık Master Veteran Camiası'na saha vermek istemiyor. Ama yemin ediyorum, sen de şahitsin Ramazan Bey de, kaç tane otel aradı bizi? 2-3 tane aradı. Hatta eskiden bir tanesi başkaları bir şeyler yapmışlar. Oranın da müdürü olmuş, onunla da konuşunca şok oldu. İlla burada yapın diyor adamlar. Yani çünkü biz orada 20 kişi, 22 kişi sadece kendi ekibimiz var. Televizyoncu, web TV'cileri hariç, hakemleri hariç, ambulansı hariç. Ne bileyim sağ çalışanı... Sadece kendi bünyemizde olan çalışanı... Sadece kendi bünyemiz 22-23 evet. Kişiyiz. Doktorumuzu zaten buradan götürüyoruz. Evet. Sağ görevlileri aynı şekilde. Temsilcilerimiz, sağ görevlilerimiz, işte yönetim kurulu üyelerimiz hepimiz yani ben de dahil olmak üzere orada gelen misafirlerimize, takımlarımıza güzel şeyler yapmak için. Özel profesyonel fotoğrafçı bu sene ekstra olarak onu da getirtiyoruz. Yani kolay, görsel... Dokümanlarımız, materyal mi diyorlar, neyse materyal, görsellerimiz evet. Hepsi orada biliyorsun sunuyoruz. Ama bu sene biraz daha farklı. Hani mesela açılış töreni de düşünüyoruz. Başkanım bir şey lafını kestim ama kusura bakma. Bu sen aklına geldiğinde sor abi. Açılış törenlerinin sen yıllardan beri gerçekten içinde. Özlemle olimpiyatlar gibi yani bir
olimpiyat açılışı gibi yapmaya çalıştılar ama Türkiye şartları buna müsaade etmiyor. Yani takımlar pazar günü gelmiş olsalar o açılış şeyi güzel bir organizasyon. Tabii mesela o gün saat 10'da 11'de yaparsın. Öğleden sonra maçları. Ya tabii ki biz istiyoruz hani tüm takımlarımızı tanıtalım saha içinde. Televizyon canlı versin. Tabii anons yapılarak takımları tek tek anons. Konuşmak olarak isteyen kulüp başkanları ikişer kelime konuşsun. Orada işte görsel şölenler, çocuklara işte eşlerine hediyeler verelim falan. Yani bunu hep hayalim ama bir de iki senedir bir görsel vardı biliyorsunuz. Yağmur yağıyor, şansımıza onu yapamadık. O hala elimizde duruyor. İnşallah bu sene yapalım, o benim içime uhde kaldı. Ya bunu hep beraber ailecek yaşamak için yapıyoruz. Yani nasıl söyleyeyim, gidip de otelin şununu süslemiyoruz. Ne bileyim sahayı süslemiyoruz. Yani süslemiyoruz derken hani o verilen görseller takımlara gaz verelim aya o şekilde yapmıyoruz. Çünkü dediğim gibi gerçekler her zaman zaten yüzüne çıkar. Biz bir federasyonuz. Bugün bize bir gelen yazı Cumhuriyet Savcılığında geliyorsa işte Türkiye Masal Veteran Futbol Federasyonu Başkanlığı diye artık gerisini siz düşünün. Yani biz böyle bir federasyonuz. Artı bir artımız daha var arkadaşlar. Yani bu sene söz verdik sezon başında. Düşünün yani tüm kulüp başkanlarımızdan ücret almayacağız. Neden almayacağız? Bu işin zahmetini çekiyor. Takım toplamak, futbolcu toplamak, formasıyla uğraşmak, gitmesiyle gelmesiyle uğraşmak kolay iş değil. İşinde bile takım arıyor. Şahit olduklarım var. Biz de dedik ki bizim zaten en yakın partnerimiz kulüp başkanlarımız. Kulüp başkanlarımızdan ücret almayacağız. O da nasıl almayacağız? İki kişilik odada kalmak kaydıyla sadece onun ücretini almayacağız. Bugün de bakarsan yani herkes onun matematik hesabını yapar. Kulüp başkanlarımız, bizim misafirimiz aynı zamanda pazar günden gelecekler. Onlar yani 8 gün 7 gece konaklayacaklar. Ve oraya geldiklerinde, pazar gün geldiklerinde takımlarının odalarını işte nasıl söyleyeyim? Yani konaklama yerlerinde hepsini odalarını falan ayarlayacaklar. Geldiklerinde takımlarını rahat rahat yerine yerleştirecekler. Yani her kulüp başkanı her kendi takımdan sorumlu olacak. Onları bir gün önceden misafir ediyoruz. Normalde bizim şampiyonumuz 8 gün 7 gecedir. Ama hani takımlarımıza fazla yük binmemesi için pazartesiden gelmeleri gerekiyor. Ve o gün öğleden sonra saat 2 mi olur 3 mü olur bilemiyoruz. Onu hesabını yapacağız, saat hesabını. Ona göre şampiyonayı Allah nasip ederse başlatmayı planlıyoruz. Yorgun gelecekler ama yapacak bir şey yok. Ha, isteyen 8 gün 7 geceye de gelebilir. O kendilerine kalmış. Ama çabuk olmamız lazım. İnan oteller hiç minnet etmiyor eskisi gibi değil. Eskiden İstanbul'a gelirlerdi. Bize gelirlerdi. Biz şimdi onlara gidiyoruz. Acele etmeleri lazım. Ayın bu Şubat'ın en geç 15'ine kadar otel kapuralarını yatırmaları lazım. Bir de muhtemel artan fiyatlara da engel olmak için bir an önce sözleşme yapmak zaten gerekmiyor. Şöyle çünkü gördüğümüz kadarıyla Şubat'ın 20'sinden sonra fiyatlar değişiyor. Hayır, zaten ölü sezonda otel 1500-1300 şey müşteri alabiliyorsa diğer rezervasyonlarda da önceden planlamazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle zaten farkındaysan her ay 15 günde bir tüm fiyatlar artıyor. Oteller de bunu baz alıyor çünkü ona göre müşteri şimdi bekler mi adam sen? Şimdi orada evet. 500 kişi, 1000 kişi bekler mi? Hemen birisi geldi mi satar. Kesinlikle. Diyor ki ya zaten fiyatları yerinde oynamıyor. Mesela diyor ki benim diyor 5 liraya aldığım geçen seneki maydanoz diyor şu anda 25 lira diyor. Başkan diyor yani doğru söylüyor. Onun için takımlarımız da acele etmesi lazım. Bir an önce fiyat farkı hiçbirimize etkilenmemek adına bizim bir an önce kapıları da yatırmamız lazım. Onunla ilgili yarın akşam grupta Zoom'la bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Sen de yönetim kurulu üyemizsin, hep beraber inşallah yaparız. Amacımız takımlarımızı tabii ki... Yani takımlar nihai kararlarını verip hem takım sayısını hem de hangi otelde olacağını kesinleştirmemiz gerekiyor ki... Tabii tabii. Bir an önce otel kapurası yatsın ve tarih belli olsun net olarak... Tarihimiz belli, tarihimizde sorun yok. Hayır, oldu ya, aksilik olur herhangi bir şey olduğu zaman... Yani demin bir şey söyledim. Çünkü ön sözleşmeleri yaptık. Evet. 28 yani dedim ya iki alternatif. İki alternatifle ön sözleşmeyi yaptık. Dedik ki 28 Nisan 5 Mayıs.
veya 29 gelebilen takımlar 29'da gelecek, gene öbür gele şey 28'de gelmek isteyen 28'de, 29'da gelmek isteyen 29'da gelecek. Ha, giriş saatlerinde yazacağız, o ayrı bir şey. Ki geçen sene bazı aksaklıklar oldu. Diyelim mesela normalde otellerde biliyorsun 12'de çıkıştır, tabii, evet, 2'de giriştir o temizlikten dolayı. Sözleşmelerine doğru koyuyorlar. Ama biz takımlar olarak bunu erken girip öğleden sonra maç yapacağımız için o giriş saatlerini de netleştireceğiz. Netleştikten sonra takımlara diyeceğiz ki siz bu saatlerde burada olun. Mesela diyelim Doğu Karadeniz bölgesi saat 10'da, işte ne bileyim Doğu Anadolu bölgesi saat 9'da gibi gibi, öyle saat şeyini böylece yapacağız. Böylece resepsiyon önünde de çok fazla beklemeye de engel oluruz saat alırsak diye. Zaten otelin ödemelerini gelmeden önce yapmaları lazım. Evet. Ki hani kredi kartını artık taksit bankaları eğer yaptırabiliyorsa yaptıracaklar. Geçen sene o imkan vardı, bu sene yok. Tek çekim yapıp kendileri yani bankadan ödemelerini taksit yapabiliyorlar. Kart sahibi yapabiliyor. Ha, evet. Şu da var, bazı takımlarımız sponsor bulmuşlar mesela, örnek veriyorum. Gelmeden ödeyecek. Gelmeden ödeyenler de hemen transit giriyor zaten. Şimdi başkanım, çok ilgi ve alaka gören bir nostalji programımız var. Evet. Hem siz bir nefes alırsınız diye yapıyorum ama şampiyonayla ilgili konumuz bitmedi. Siz mutlaka ekleyeceğiniz şeyler olur. Arada bir onlara yine hem bir not aldığınız şeyler varsa. Onları... Nostalji ile ilgili bir kelime söyleyeyim mi? Tabii tabii. O nostaljide neler var, neler çıkacak, neler olacak, arkadaşlar biliyorsunlar. Ama Marmara ikinci bölge. O zaman tabii şimdi kırmızı bölge bizler ikinci bölgeydi. İkinci bölgenin bir açılış töreni var. Yönetmenimden onu rica edeyim. Başkanımı şöyle bir geçmişe götürelim.
Arkasından bazılar Master'lar, Güngören Master'lar maçı var ama maçın tamamı çekilmiş. Buna rağmen biz kısaltarak 11 dakikaya kadar indirmeye çalıştık. Şu anda sevgili seyircilerimiz Bazılar Master'lar, Güngören Master'lar maçının 2014 yılında oynanan ilk maçını izleyelim. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi'nin 7. haftasında Güngören'le Bağcılar karşılaşıyor. İshak Hocam, Hasan Hocam'la beraberiz. İshak Hocam, deplasmana geldiğiniz için sizden başlayalım. Asla deplasmana değil. Burası bizim yuvamız. Bağcılar bizim kardeş kulübümüz. Biz burası kendi evimize gelmiş gibi olduk. Biraz mesafeli, aradaki fark yok. Gönüller bir. Maç hakkında görüşlerini alayım İshak abi. Giderle oynuyoruz. Namalı takımla oynuyoruz. İyi takım. Dostluk kazansın. Biz skor çok önemli değil bizim için. Biz spor yapalım yeterli. Bizim için bu. Hasan abi senin maç hakkında görüşlerini alalım. Benim için dostluk en önemli. Güngören ve Bağcılar zaten bir kardeş ülkeler. Maçta kazanan dostluk olsun. Sonuç bizim için hiç önemli değil. Önemli olan İshak hocamla. Allah razı olsun. Allah teşekkür ederim. Ben de iki takıma başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah gönlünüze göre versin. Allah sakatlık kaza bela vermesin. Sağ olun. Sağ olun. Yeah.
Açısından değil. Yok. Adamını bu. Bak. Sen de şimdi adam böyle ya. Böyle. Adamla değil. Al kucağı al ya. Kucağı al ya. Kucağı tamam al. Mı? Göğüs atın ya. Şöyle stres yok. Öyle yapacağını hazırlıyorsun. Hiç temas yapmıyoruz. Temas yapınca da adamı öldürüyoruz ha. Evet. Evet. O yüzden bir de bir temasla bir bozun adamı. Ondan sonra alan vermeyin beyler. Alan vermeyin adamlara. Gelin. Rakip topta karşıdan gelen toplar veya bizden gelen toplara kafayla karşılama. Bizde karşılama yok. Onun, o en büyük sıkıntı. Ya şimdi biraz daha... İtin biraz şu aralar... Zaten koşamıyoruz bak. Adamlar topla... Gençler, adamlar topla size, boşluklara, aralara top atıp geliyorlar. Aynen. O arayı kapatın. Şeyi kapatalım işte abi. O mesafeyi kapatın. Blokları kapatalım aramızdaki. Onun için... Abi. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Adama değil topa bakın. Adam vücuduyla çok oynuyor. Evet. Adama bakıyoruz, topa bakmıyoruz. Aynen güzel. Yani adama bakıyoruz. Yani. Adama bakıyoruz. Top abi top. O kumaşı alacağız arkadaşlar. Hadi hadi unuttum. Hadi arkadaşlık mı? Beraber. Hadi. Bu maçı alacağım. Allah'ın izniyle. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakayım. Masterlar, Güngören Masterlar maç sonucunda iki takım kaptanıyla beraberiz. Maç 1-1 sonuçlandı. Maç sonucuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Erkan sen başla sana zahmet. Şimdi Güngören takımını biliyorduk, iyi bir takım. Onlar, ligden önce hazırlık maçı da yapmıştık. İyi hazırlandı rakibimiz dedi ama bugün daha iyi bir Güngören gördük. Zaten beraberlik maçın sonucu beraberlikti. Puan açısından da Güngören'in kaybetmemesi gereken bir maçtı. Bizim de maçı alıp arayı açmak amacımızdı ama birbirlerini neticelendirdik. İkiyi biz de bulabilirdik. Güngören de bulabilirdi. Biraz bazı sertlikler oldu ama maçın genelinde iki taraf da iyiydi. Bundan sonra işte Güngören'e başarı diliyorum. Amacımız tabii bizim Antalya Türkiye Şampiyonluğu'na finallerine gitmek. Attığın İnşallah... güzel attığın güzel golle ilgili ne düşünüyorsun? Ya bu lig turnuva başladığından beri o kullandığım her frikik gol oldu. Boşa hiç atmadım. Yani frikiğe geçtiğim bir penaltı gibi oluyor herhalde. Evet. Güzel goldü. Galibiyeti getirmedik ama olsun bir gene. Golünden ötürü tebrik ediyorum. Güngören takım kaptanı Arif
maç sonucuyla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Evet, gerçekten iyi maçlar. Maçlar iyi gidiyor. İyi oyuncular geliyorlar. İyi bir ortam. Normalde bu maçlarda dostluk, arkadaşlık her şeyden daha önemli. Biz de geldik burada arkadaşlarımızla tanıştık. Güzel bir maç oldu. Bizim de eksiklerimiz vardı. Bizim Hamza oyuncumuz da sakat, iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Ama takımımız gerçekten bizim ilk sene çok iyi bir takım. Yani biz de şampiyonlar gelmişiz. İdariyiz. Bunu da söyleyeyim ama iyi takımlar var. Bakacağız. Sana şahsi bir sorum olacak. Bu sahada basmadık yer enerjisini nasıl buluyorsun? Biz de bu enerjiyi diğer takımlara söylemek istiyoruz açıkçası. Vallahi ben normalde 17 sene profesyonel olmamışım. Yani bir takımda falan oynamışım. Ve kendimi bırakmamışım. Maçı bıraktıktan sonra hep devamlı antrenmanlara çıkıyordum. Hala yine Ocak'ta yine arkadaşlarla, dostlarla devamlı antrenmanlara çıkıyoruz. Ona göre ben gerçekten iyi sağlam yaşıyorum. Ona göre. Yani çok terlisin. Zaten oyuncular da böyle. Yaşlarına göre gerçekten maşallahları var yani. Çok iyi. Ben de iki takımı tebrik ediyorum. Bir sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, hemen bunun arkasından Güngören Masterlar, Celalıye Masterlar çok kısa bir maç özeti var. Onu yönetmenimden rica edeyim. Bu karşılaşmada Güngören Masterlar ve Celalıye Masterları yalnız bırakmıyorlar. Maçın orta hakemi Hüseyin Nergis. İki takım oyuncularına da baktı. Son kontroller yapıldı. Masterlar, Celalıye Masterlar arasındaki karşılaşma başladı. 11'leri sizlerle paylaşalım. Güngören Masterlar, 1 İsmet, 3 Fikri, 4 Bülent, 17 Hasan Ali, 5 Atacan, 22 Ufuk, 10 Ersin, 61 Hamza, 53 Mehmet, 9 Harun. Celalıye Masterlar 1 Necdet, 2 Serkan, 3 Salih, 4 Erman, 5 Serhan, 6 Ogün, 7 Mazlum, 8 Gökhan, 9 Sertan, 10 Bahri, 11 Murat. Maç öncesi atılan havai fişekler ne? Evet, Güngören Masterlar, Celalıye Masterlar maçını izlerken sevgili seyirciler, tabii geçen hafta Ege'yi gördünüz. Marmara 1. bölge, şimdi beyaz bölge dediğimiz bölgedeki açılışları gördünüz. Şimdi Marmara 2. bölge, şu anki adıyla Marmara Kırmızı Bölge'den görüntüler vermeye çalıştık. O görüntülerde tabii bir flu gördünüz. Onun sebebi de şu, ilk açılış olmasına rağmen inanılmaz derecede sahaya havai fişekler vesaireler attıkları için maalesef maç çekilirken bile o hava şartlarından dolayı gitmedi. O şekilde bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Tabii başkanın da bu arada bir televizyon programı vardı. Oradan da çok kısa bir bölüm yakalamaya çalıştık. Sevgili başkanımızın vermiş olduğu bir röportaj var. Onu hep birlikte izleyelim. Tanıyalım başkanım yani. Biz önce size teşekkür ediyoruz kurumumuz adına. Ben Kenan Gürsu, Orduluyum. Evet. 36 yıldır da futbol camiasının içindeyim. Aynı zamanda spor tesisi var. Spor tesisim var. Onu işletiyorum. Sarıyer Kulübü yöneticisiyim aynı zamanda 3 yıldır. Bir de İstinye Spor Kulübü var. Orada yöneticilik yapıyorum. Evet. Başkanım sizi tanıyalım. Başkan vekilimiz. İsmim Mustafa Ekşioğlu. Türkiye Masterlar Veteranlar. Spor adamlarıyla görüştük. Çevremizdeki işte bu tür turnuva yapan arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Sadece kendimiz değil, sporun içinden gelen duayen abilerimizle bu görüşmelerle çalışmaları sürdürdük. Yani Eylül'ün işte 2014'ün Eylül'üne kadar. Ondan sonra tabii ilk toplantıyı İstanbul'da yaptık. Evet. Belirli işte illerden arkadaşlarımızı davet ettik. Daha sonra da bölgelere gittik. Davet edilen bölgelere veya biz aradık kendimiz işte dört arkadaş gittik. Bu şekilde bir adım attık. Hem görüşleri aldık, hem fikirleri aldık.
hem statülerle ilgili hem de müsabaka statüleri olsun, işte lig statüleri olsun. Bunlarla ilgili hep bilgi aldık. Kendimiz bilgi kattık. Bilen arkadaşlarımızla paylaştık. Bu şekilde bir adım atmış olduk. Bu evet. Şekilde yani. Başkanım, her ilden katılım var mı? Yani her ilden katılım veyahut da katılmayan il var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz ligi aslında sorarsan tam tanıtımı şöyle çalışmalardan dolayı tanıtıma fazla bir zaman ayıramadık. Evet. İnanın geçen sene yaklaşık bir 7-8 bölgeye gittik. Bölgelerde konferans verdik. Gittiğimiz bölgeleri bilinçlendirdik ama insanlar tabii kafasında bir acaba sorusu. Çünkü bu Türkiye'de bir ilk, Türkiye'yi saran bir lig. Evet. İlk olduğu için zor bir iş. Ekip işi acaba soruları oldu. Tabii o konuda insanlar bilgilendi ama tabii bunun basın yoluyla da biz bilgilendirmeye gayret ettik. Evet, tanıtım önemli. Tabii yani evet. Bu şekilde oldu. Evet sevgili başkanım, tabii uzun bir konuşma var orada aslında. Fakat biz oradancımızı da çektik çünkü bölgelerin kurulması vesairesi diye onları vermeye çalıştık. Bunun üzerine sizden yorum isteyeceğim ama ondan önce şöyle bir şey var. Tabii yıllarca Fenerbahçe'de futbol oynamış. Çanakkale'de, Mersin'de, Eskişehir'de yıllarca profesyonel oynamış. Sonra Türkiye Masterları Veteranlar Futbol Federasyonu ailesinde bulunmuş. Sayın Serkan Reçber'in bir röportajı var. Yönetmeninden onu rica edeyim. Merhabalar. Ben Serkan Reçber. Öncelikle biraz kendimden bahsetmek isterim. Futbol hayatıma Zeytinburspor'da başladım. Sırasıyla Türkiye Ligi'nin çok değerli ve güzide takımlarında forma şansı 20 seneye yakın profesyonel futbol oynadım. Sırasıyla Zeytinburspor, Fenerbahçe, Çanakkale, Dardanel, Bursa, Eskişehir, Göztepe, Mersin İdman Yurdu gibi sırasıyla devam eden kulüplerde profesyonel futbol oynadıktan sonra kariyerime nokta koydum ve tabii bizler futbolun içinde olan insanlar profesyonel kariyerimize nokta koyduktan sonra tabii futboldan çok kopmak mümkün olmadı. Ondan sonra kendi aramızda, kendi arkadaş gruplarımızda maçlar oynamaya başladık. Tabii bu çok yeterli olmadı. Dolayısıyla bu sene çok farklı bir heyecan ve keyif alıyoruz. Çünkü nedeni de Türkiye Masterlar Veteranlar Ligi kuruldu. Bu çok önemli bir oluşumdu. Çok güzel bir oluşum, çok doğru bir oluşumdu. Ve ihtiyaç da vardı bu noktada. Öncelikle bu oluşumu kuran değerli dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi yeni dostlarla tanışma imkanı, spor yapma imkanı ve maç oynama tekrar heyecanı yaşattıkları için bu proje desteklenmeli, destek görmeli. Çok önemli ve doğru bir proje. Üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Uluslararası düzeyde, milli takımlar düzeyinde de yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bu oluşumu da forma giyen, ligimizde top oynayan bütün arkadaşlara da Allah kazasız, sakatlıksız birlik olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Tekrardan bu oluşumu Türkiye Ligi, Türkiye Veteranları, Türkiye Masterları Veteranlar Ligi kuran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor. Selamlarımı iletiyorum. Başkanım, tabii bu nostaljinin içerisinde bir de milli karmamız var ama oraya geçmeden önce bu kadar tabii nostalji ile ilgili. Siz bu işin içerisindesiniz, lokomotifsiniz, öyle başlamışsınız, her bölgede bulunmuşsunuz. O zaman bile 7 tane bölgeye gidip konferanslar vermişsiniz vesaire. Şimdi seyrederken neler hissettiniz? Bir başkan olarak, kurucusu olarak sizden bunları duymak hakikaten bizim için çok önemli. Şöyle gördükçe harbiden enerji çok önemli. Çok şeyler yapmışız. Aslında sorarsan yani böyle tatlı bir heyecan var aslında. Yani nereden nereye? Çünkü uçak kalkmıyordu. Nevşehir'e gittik. Osmaniye'ye gittik. Yani birçok yerlere gittik. Hatta bu anılar bölümümüzde her hafta yayınlayacaksın sanırım. Çok insanlarla karşılaştık. Yani şurada belki 3 senelik malzeme çıkacak sana inşallah. Çok insanlarla beraber olduk. İşinden dolayı ayrılan oldu. İşte yoğunluğundan dolayı yapamayan oldu falan ama güzel şeyler yaşadık aslında. Ama çok yorulduk gerçekten. Çünkü hayalimize ulaştık mı ulaşamadık. Ama bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani
Hiç kimsenin inanmadığı bir şeye adım attık. Bak attım demiyorum, hep attık diyorum. Çünkü ben benci bir insan değilim, bizci bir insanım. Düşünebiliyor musun? Şu anda Türkiye'nin her yerinde herkesin bir dostu oldu. Yani bu camiada herkesin bir arkadaşı var, herkesin bir evi var, herkesin bir ailesi var. Ve bu gittikçe büyüyor yani. Ve bunu dediğim gibi yani her zaman söylüyorum ama gerçekten kimse inanmıyordu. Bakın Serkan Reçber, yeni Çanakkale Masterlar'da oynuyordu. Röportaj sağ olsun böyle bir demeç gönderdi. Daha bir sürü ünlüler var. Emin de vardı değil mi o zaman? Tabii Emin Taşpınar abi vardı. Evet. Vardı yani çok insanlar vardı. Ve bir heyecan kattı. Ama biz Türkiye Masters Veteranlar Futbol Federasyonu olarak bu heyecanı hiçbir zaman kaybettirmeyeceğiz. Her zaman yenilecek, daha güzel şeyler yapacağız. Şimdi tabii takımlarımız da görsün neler yaptık. Yani şimdi oralardan düşün Türkiye'deki takımlarımızın da düzgün veriler gelmeyecek. Biz de ne dedik? Anılara girelim bari. Hem şu var ama başkanım. Nasıl çalışmalar yapmışız? Bilgi sahibi olsun. Ama şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu anılara vermiş olduğumuz az bir zamanda olsa inanılmaz derecede beğeni aldı ve çok telefon aldım bununla ilgili. Mutlaka sizi arayanlar da vardı. Teşekkür etmişlerdir. Ya şimdi tabii burada olan var, olmayan var. Herkesi yayınlıyoruz. Yani onunla ilgili bir sorun yok. Ama biz ufak bir sorunumuz var ama başkanım. Şimdi bazı yerlerde yayınlayamadığımız insanlar oluyor. Yani süremiz çok kısıtlı değil. Onların da hoşgörülüne sığınıyoruz ama isteyen şu benim veteranımda yayınlarımız derse bizim kaçırdığımız bir şey olsa yine yayınlamaya gayret ederiz. Tabii canım. Çünkü bu bizim asli görevimiz. Onlara hizmet etmek için. Buradayız onun şimdi için daha, gayret ediyoruz. Daha çıkacak çok resimler var, videolar var. Yani şimdi bizi izleyen arkadaşlarımız bu işin gerçekten nasıl Türkiye'ye dağıldığını zaten bu en zor aşaması buydu. Çünkü sen ne kadar sosyal medyada yayınlarsan yayında gitmen gerekiyor ve insanlarla birebir diyaloğa girmen gerekiyor. Yani temas etmen gerekiyor. Ve bu temas neticesinde buraya kadar geldik. Her hafta da yayınlayacağız. Herkes yayınlayacağız. Burada olan olmayan tüm arkadaşlarımız kendilerini görsünler. Görüyorsun işte mesela işte Güngören takımı vardı, Celaliye vardı falan. Yani bir sürü takımlarımız vardı. Şimdi başkanım tabii nostalji üzerinde çok fazla konuşacağınız şeyler mutlaka varsın ama işte milli karmamız biliyorsunuz ilk Side'de kampını yapmıştı. Hemen arkasından bir Zonguldak var. Onunla ilgili görüntülerimiz var. Yönetmenimden onu rica ederim. Tabii ki. Yakmışı sallıyor muymuşa adını duydukça ağlıyor muymuşum gidiyorlarmış benim halime gelmişine geçmişine sallıyor muymuşum gelmişine geçmişine sallıyor muymuşum. Evet, milli karmamızla ilgili başka görüntülerimiz var. Yalnız ondan önce Türkiye Masters Veteranlar Yönetim Kurulu üyesi, o zamanki yönetim kurulu üyesi Sayın Nursel Bilir'in bir röportajı var. Onu da yönetmenimden rica edeyim. Masters Federasyonu'nun da görevliyim, yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Şimdi tabii Türkiye'de bu oluşumun çok önemli ayağından bir tanesini yapmak üzereyiz. Bütün veteran takımlarımızı birleştirmek istiyoruz. Bu safhada da bizim çalıştığımız arkadaşlarla bunu kapasite olarak getirmeye çalıştık. Burada Marmara bölgesinin birincisi ve ikincisi olarak açıldı İstanbul'da.
Şimdi bunun da çalışını yaptık. Bundan sonraki masterlarda inşallah başarılı bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Bütün arkadaşlara, bütün dostlara hepsinin buraya gelmesini ben öncelikle istiyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Lisede çalışmalarınızda güç kuvvet diliyoruz. Peki, ben teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza da. İnşallah sizin de görsellerinizle birlikte bizleri de daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Bütün veteran takımlarımız da bu ligimize bekliyoruz. Silivri Spor. Şimdi tabii milli karmayla ilgili birkaç görüntümüz daha olacak. Onları vereceğiz ama vaktimiz az kaldı. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Milli Karma'nın yeni teknik direktörü kim olacak, yönetim kurulu ona nasıl karar verdi, onu başkana sormak zorundayız. Soracağız. Türkiye Şampiyonası ile ilgili ilave edeceği başkanımızın başka şeyler var. Onları da konuşmaya çalışacağız. Bölgelerimizdeki maçlar ve maç sonuçlarını alıp röportajlarımızı vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Tekrar iyi akşamlar sevgili seyirciler. Tabii nostalji yayınlarken milli karmamızla ilgili ikinci kampta Zonguldak Ereğli'de yapılan ikinci kamptaki futbolcularla yapılan röportajlar var. Yönetmenimden onu rica ediyorum. Foça Spor'dan Faruk Tarakçı. Harika bir ortamda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarla beraber milli takım kampındayız. Çok güzel bir hava, çok güzel bir ortam, çok güzel dostluklar kurduk. Her şey çok güzel gidiyor. Tüm yöneticilere, hocama ve burada bulunan abilerimize çok çok teşekkür ediyorum. İleride umarım aynı güzellikte turnuvalarımız, şampiyonlarımız devam edecektir. Teşekkür ederim. Özgür Orhan, Ali Ağa Masırlar'dan geliyorum. Bu kamp dönemi gerçekten çok faydalı oldu. Hem arkadaşlık açısından, hem yönetimin, futbolcuların birbirini tanıması açısından gerçekten çok yararlı oldu. İnşallah devamında daha da güzel organizasyonla birlikte olma dileği ediyorum. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Saygılar sunuyorum. Merhaba, ismim Emir Alev. 86-1973 İstanbul Beykoz doğumluyum. Beykoz Masterlar takımından buraya geldim. Buraya seçilerek gelmenin, burada olmanın mutluluğunu çok yaşıyorum. İnanılmaz bir ortam. Çok güzel, çok keyifli. Arkadaşlık çok güzel, sıcak bir ortamda. Burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Koz Yatağı Masterlar'dan Erkan Erdoğan. En önce şunu söylemek istiyorum. Bize buraya layık gören bütün büyüklerimize teşekkür ederiz. Zaten geçen sene bu katıldığımız ligde çok güzel günlerimiz geçti. Ama bu milli takımlı olmaktan da abilerimizin, bizi, büyüklerimizin buraya layık görmesi çok güzel oldu. Çok daha bütünleştik. Bu aile çok daha büyüyecek. Emeği geçen herkese, başkanımıza, hocalarımıza, yönetici abilerimize teşekkür ederim. Murat Özcan, Üsküdar Masterlar takımından katılıyorum. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Milli formayı bu yaşta giymek, bu kampta olmak, bu kadar güzel insanlarla beraber olmaktan dolayı mutluyuz. Bize bu şansı veren başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocalarımıza son derece hepimiz minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Mustafa Çapkan, Bartın Vasat Veteranlar takımından geliyorum. Burada olmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Bize bu fırsatı veren hocamıza, başkanımıza çok güzel bir kamp dönemi geçirdik burada. Kaynaştık. Aldığımız misyon bizi bayağı sorumluluk altına soktu. İnşallah bunu en iyi bir şekilde bütün amacına ulaşması için en iyi şekilde ilk temsilcileri oluruz. İsmim Halit Bulut. İstanbul Koz Yatağı Masterlar takımında oynuyorum. Kamp gerçekten
mükemmel geçiyor. Arkadaşlıklar, dostluklar burada bayağı bir pekişti. Bu bizi buraya seçen ve buraya seçilmemizde vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle başkanımıza, yönetim kuruluna ve hocamıza. Ve bu kampın en güzel yanı ligimizdeki, Türkiye ligimizdeki bütün oyuncularla kaynaşıyoruz, tanışıyoruz ve bu bize şampiyonada Mayıs ayındaki gerçekten pozitif yönde etkileyecek. Bütün düşüncelerim bunlar şu an için. İsmim Tuncer Aksal, Sarıyaşı Öğretler takımından bu kampa dahil oldum. Gerçekten bir rüya gerçekleşiyor. Biz de buna şahitlik ediyoruz burada. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yaşta baştan alsana baştan. Gel. Bozdum abi. Herkes bir daha aldı. İsmim Tuncer Aksal, Sarıyaşı Öğretler takımından milli takıma seçildim. Gerçekten bir rüyaydı ve biz bu rüyayı şu anda şahitlik ediyoruz. Burada olmaktan dolayı çok son derece mutluyum. Güzel bir kamp dönemi geçiyor. Yeni arkadaşlarla burada pekiştik. Çok güzel insanlar tanıdık. Bu yaşta da gençliğimizde olduğu gibi böyle bu yaşta bu fırsatı bize verdiler. Onun için başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu yaşta bunları yaşamak gerçekten bizim için çok heyecan verici. Üstüne koya koya bir lig olacak daha sonraki senelerde de çok iyi bir milli takım olacak. Bu kamplar devam etmesi dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. Ben. Merhaba, Bora Günaydın ben. Bakıköy Masterlar'dan geliyorum. Türkiye'de bir ilk bu bence. Onun için burada emeğe geçen bütün herkese teşekkür ediyorum ben. Burada eskiden oynamış olan arkadaşlarımızla beraber olmak, işte onlarla burada güzel anıları tekrardan pekiştirerekten tekrardan bahsediyoruz. Sevgili seyirciler, tabii takımlarımızın heyecanla beklediği bölgelerdeki maç durumları ve puan durumlarını görmek istiyorlar biliyoruz. Doğu Karadeniz bölgesiyle başlayalım. Doğu Karadeniz'de oynanan bu haftaki maçların sonuçları şu şekilde oluştu. Fındıklı Masterlar 3, Pazar Spor Veteranlar 1, Ardeşen 1953 2, Ardeşen Veteranlar 1, Yeni Artın Orman Masterlar 1, Ardeşen İmam Hatip Ortaokul Masterlar 2, Mukadder Cam Hemşin Masterlar 2, Hopa Atmaca Masterlar 3, Kemalpaşa Masterlar, Morgül Belediye Masterlar, Kemalpaşa Lehine, Hükmen Garip galiba ama Kemalpaşa Lehine mi bu başkanım? Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Bu maçlardan sonra oluşan puan durumu şu şekilde oluştu sevgili seyirciler. Ardeşen 1953 Masterlar 36 puan, Ardeşen İmam Hatip Ortaokulu 27 puan, Ardeşen Veteranlar 23 puan, Fındıklı Masterlar 19 puan, Çamlı Hemşin Masterlar 14 puan, Murgül Belediye Masterlar 12 puan, Yeni Artın Orman Masterlar 11 puan, Pazar Spor Veteranlar 9 puan, Hopa Atmaca Masterlar 8 puan, Kemalpaşa Masterlar 5 puan. İmam Hatip 33 puan. Ben yanlış mı okudum orayı? Evet, 33 puan. Ha pardon, evet 33 puan. Ha hayır 33 puan değil, o avarajı başkanım. Ha pardon. Avarajı, puanı doğru söylemişiz. Yok, avarajı. Hemen burayla ilgili görüntülerimiz var yönetmenimden, onları rica edeyim. Şu anda Doğu Karadeniz bölgesinin Cennet ilçesi olan Çamlıhemşin'deyiz. Gördüğünüz gibi tepelerde dün yağan kardan dolayı ufak ufak beyazlıklar mevcut. Ve o beyazlıkların altında gördüğünüz gibi saha içerisinde herhangi bir kar veya ıslanma gibi bir olumsuzluk yok. Takımlar gördüğünüz gibi ısınma hareketlerine başladılar. Bir yandan Mekader Çamlıhemşin Masterlar ve kalenin diğer tarafında
top atmaca masterlar, ısınma, maç öncesi ısınma hareketlerine başladılar. Güzel ve keyifli maç bizi bekliyor. Herkese de Doğu Karadeniz'den kucak dolusu selamlar, sevgiler ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, Doğu Karadeniz bölgesinin soğuk ortamında ısıtacak güzel bir maç. İki adeşinin güzel takımı ve derbi sayılacak bir maç. Dostluk ve kardeşlik biçiminde olması gerektiğine öncelikle Resul Hocam'dan görüş ve düşüncesini almak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Güzel ve centilmence bir maç olmasını diliyorum. Hak eden kazansın. Dostane güzel bir maç olsun diliyorum. Evet, Mahmut Hocam. Ben de teşekkür ederim. Bu havada böyle zamanda maç oynamak çok zevkli, çok eğlenceli. İnşallah burada kalır. Bizim amacımız da dostça, kardeşçe oynamak. Sonuç iki taraf da kazansın. Çok mutluyum. Her iki takımı da hem burada hem Antalya'daki maçlarda başarılı diliyorum. Hadi. Evet, herkese Doğu Karadeniz'den kucak dolusu sevgiler, saygılar. Şu anda 28 Ocak'tayız ve bu havada karların altında ve yeşilliklerin içerisinde Mekadır Çalmemşi veteranlarda top atmaca veteranların maçı var. Evet Aydın Hocam, maç hakkındaki görüş, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Hoş gelmişler. Öncelikle tepe olarak başarılar diliyorum takıma. İyi bir hava arkış olmasına rağmen inşallah güzel bir maç geçer. Her iki takıma başarılar. Koçluk evet. Kazansın diyoruz abi. Skorun önemi yok. Sağlıklı bir şekilde olsun bitsin inşallah. Evet, her iki takıma da başarılar. İnşallah güzel bir maç olur ve olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, atmosfer, ambiyans güzel. Şu anda maç başlamak üzere ve ben de sahadan çekiliyorum. Evet, Doğu Karadeniz bölgesinden çok güzel görüntüler gönderdi Şeref Yeri Bakan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oradaki takımlara da başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye şampiyonasına katılım sayısı Doğu Karadeniz'de her zaman olduğu gibi fazla olacaktır. Diyelim ve hemen Orta Karadeniz bölgesine geçip maç bu hafta oynanan maç sonuçlarını rica edeyim. Boyavat Veteranlar 4, Durağan Gökürmak Veteranlar 3, Gerze Masterlar 4, Sinop Yarımada Masterlar 6, Boyabat Kalem Masterlar 1, Gerze Veteranlar 1. Bu sonuçlara göre oluşan puan durumu şu şekilde sevgili seyirciler. Gerze Veteranlar 16 puan, Sinop Yarımada Spor Masterlar 16 puan, Bafra Veteranlar 15 puan, Gerze Masterlar 7 puan, Boyabat Kale Veteranlar 5 puan, Boyabat Veteranlar 5 puan, Durağan Gökürmak Veteranlar 4 puan. Evet sevgili seyirciler, şimdi burada Boyabat Kale Masterlar'dan bir slaytımız var. Sayın Numan Demircan göndermiş. Yönetmenimden onu rica ediyorum. Thank you.
Boyabat Kalem Asırlardan Numan Demirci'ye çok teşekkür ediyoruz ama şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Emek veriyorsunuz, videolarınızı gönderiyorsunuz. Biz de bu emeğinize saygı olarak tabii bunları yayınlamaya çalışıyoruz ama tabii televizyon kanalında bir isteği var. Yani görüntülerin daha kaliteli olması açısından. Hem sizi çok daha iyi temsil eder o görüntüler. Hem de burada yayınladığımız zaman kaliteli artmış olur diye söyleyelim ama bir konu daha var. Bafra veteranlardan Settar Öztürk bana bir slide yaptı, gönderdi. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Burada yönetmenimle ne kadar uğraşmamıza rağmen onun yayınlanması mümkün değil. Görüntülerin bozuk oluşu değil. Çekim hatalarından dolayı yayınlayamadık. Onların emeklerine teşekkür ediyoruz ama haftaya inşallah kısmet olursa yeni bir video gönderirlerse onları yayınlamak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Başkanım, şimdi başka bir bölgemize geçmeden size bir şey sormak istiyorum açıkçası. Tamam. Şimdi tabii reklamların hemen arkasından milli karmamızla ilgili röportajları verdik. 2014 yılında yapılmış röportajlar. Bugün de geldiğimiz yerde 30 tane sosyal sorumluluk projesinin içerisinde büyük imzalar atmış olan milli karmamız var ve çok başarılı. Tabii milli karmamızla ilgili bir çalışmanız var. Yani yeni teknik heyetin oluşması, yeni ekibin oluşmasıyla ilgili sıkı bir çalışma yaptığınızı ve çok sık elediğinizin de farkındayım, görüyorum. Evet, evet. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey de var mı? Varsa birinci ağızdan bir şey öğrenebilir miyiz? Haftaya mı bırakırsınız? Onları öğrenmek istiyoruz başkanım. Evet, var. Bununla ilgili konuşmak istediğim var şöyle. Milli karma ile ilgili yeni bir teknik direktör arayışımız var. Adaletli olan her bölgeye elinden geldiği kadar nasıl eşit davranan ve kimsenin etkisi altında kalmadan güzel bir milli karma oluşturmak amaçlı bir teknik direktör görüşmem var. Bu benim görüşmem ama siz de yönetim kurulundasınız. Daha yönetim kuruluna sunmadım. Herkesin gerçekten yani hiç çoktan insan olarak, kalite olarak, teknik direktör olarak sayacağı bir isimdir. Hatta ricayla daha doğrusu şey yaptık. Çünkü kendi şu anda zaten faal bir teknik direktör. Yoğun da sağ olsun bizi kırmadı ama ilgilenecek. Yani faal diyorum, bunu ilgisiz bırakıyorsa kesinlikle öyle şeyi kabul etmeyiz. Çünkü bir de milli karmada çok yani 11 tane şey var. Teknik heyeti işte bilmem ne. Fizyoterapistleri. Var, var da var. Bunu biraz da asgariye indireceğiz. Doktor, sağlıkçısı vesairesi. Hepsi var. Bunu biraz da asgariye indirip daha kaliteli bir hale getirmek ve milli karmayı hak ettiği, adaletli. Çünkü her bölgede mutlaka 7-8 tane, 10 tane, 15 tane iyi futbolcu var. Ama tabii bunlar hepsini alamayız. Yani bir anda alınmaz. Ama üst düzey futbolcuları ve bununla ilgili gönüle dayalı da hiç yoktan iki kişi milli karmaya katmak gerekiyor. Bununla ilgili hocamıza sunacağız. Biz böyle böyle istiyoruz. Senin işine karışmayız ama bu statülerin üzerinde gitmen gerekiyor diye bunu da empoze edeceğiz. Yani bunu zaten yönetim kurulu olarak en kısa sürede yapacağız. Belki haftaya yeni teknik direktörümüzü buraya davet edeceğiz. Teknik heyetini de kendi seçecek. Ve milli karma çünkü bizim kamuoyuna açıklamadığımız çok büyük çalışmalarımız var. Artık gerçekleşince şey yapacağız. Ben değil yani sen ol, diğer yönetim kurulu başkan vekilim olsun, işte Savaş Buyurma. Hep beraber bir bu arayışına girmiştik. Milli karma bizim üst düzey bir takımımız ve adına yakışır şekilde de güzel yönetilmesi gerekiyor. Bu işin hatırı olamaz, olmamalı. O hatır işini kullanacak şey varsa bizim yönetim kurulumuzdur. Çünkü normalde milli karma tek maça gidiyorsa 18 kişi gider, 90 dakika oynuyor. Diğer dörtlü turnuvalara gittiğinde de o 20 kişilik kadro oluşuluyor. Yani o yüzden biz buradan şimdi önceki teknik direktörümüz Alpay'ı kesinlikle göndermedik. Kendi rızasıyla, kendi isteğiyle ayrıldı. Birçok yerden, programdan da öyle. Severiz, saygı duyarız. Eyvallah, hizmeti var, eyvallah. Ama burayı da sahipsiz bırakamayız. Milli karmanın şu anda başında teknik direktör yok. Benlik, hele zaten Ali abi şurada bir şu var. Burada benlik hiçbir şey yok. Zaten
birisini gönder gittiğinde kendisi veya birisi burada absürt bir şey yaptığında biz gönderdiğimde ibreler hep bana döner. Başkan ne yaptı, başkan ne yaptı? Ben o kimseleri hiç rencide etmek adına bugüne kadar, ya Alpay'ı sendiriyor diyorum, Alpay için konuşmuyorum, başka şeyler de aklıma geldi. Hiç konuşmadım. Hiçbir insanı etmek istemiyorum ama onun da bir dozu var, bir yerine kadar. Hatta birisini yapmıştım biliyorsun, ilk kez yapmıştım. Onun için buradaki yapılan şey takımlarımıza hizmet. Kaliteli hizmet verebilmek, bu federasyonda kaliteli hizmet vermek adına bilsin takımlarım. Aa bu niye gitti? Aa niye bu? Ya bir sebebi vardı. Yani burada kaliteli iş yapan insanı biz neden gönderelim veya git diyelim veya neden gitsin? Senin de bildiğin yaşadığımız şu aralar belli ufak tefek şeyler var biliyorsun değil mi? Evet. Hatta bir tanesini affedilecek şey var. Niye bekliyoruz? Son sınırını bekliyoruz bu olayın. Bu da bunun gibi. Ama Milli Karma Teknik Direktörü inşallah haftaya anlaşırsak haftaya burada senin konuğun olabilir. Eyvallah. Sen de arzu edersen. Tabii tabii. Başım üstüne tabii başkanım. Çünkü yeni projelerle güzel bir Milli Karma izleyeceğiz bundan sonra. Ya bugüne kadar izlemedik mi? İzledik Allah için. Hizmetlerin olsun, şeyi olsun ama güzel bir Milli Karma izlettireceğiz inşallah. Başkanım size başka sorularımız olacak. Yalnız bölgeleri bitirmeye çalışıyorum. Çünkü bölgeler geçen hafta puan durumlarını veremedik. Onlar da bu konuda müzdaripler. Şimdi yönetmenimden Batı Karadeniz Beyaz bölgemizin öncelikle geçen hafta oynanan maçları. Çerkez Belediyespor Veteranlar 1, Kastamonu Şerife Bacı Masterlar 3, Tosya Veteranlar 1, Kastamonu Masterlar 0, Çankırı Belediyespor Masterlar 8, Karabük Veteranlar 5, Karabük Aydınlık Evler Masterlar 7, Çankırı 100. Yıl Masterlar 1. Bu sonuçlara göre oluşan puan durumu şu şekilde: Kastamonu Masterlar 24 puan, Tosya Veteranlar 24 puan, Çankırı Belediyespor Veteranlar 15 puan, Kastamonu Şerife Bacı Masterlar 13 puan, Çankırı 100. Yıl Masterlar 13 puan, Karabük Aydınlık Evler Masterlar 9 puan, Çerkeş Belediyespor Veteranlar 9 puan, Karabük Veteranların henüz puanı yok. Tosya şu anda hemen hemen lideri yakalamış. Bununla ilgili fazla yorum yapmayacağız çünkü vaktimiz yok. Haftaya kısmet olursa. Karabük Aydınlık Evler Çankırı Futbol Kulübü 100. Yıl Masterlar maçında görüntülerimiz var. Yönetmenimden onu rica edeyim. Yapma ya. Ne yapıyoruz ya? Ya. Evet, Batı Karadeniz Beyaz Bölge temsilcimiz Abdülkadir Ovacık'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi de rahatsızmış başkanım. Şu anda bir grip enfeksiyona yakalanmış. Oo, çok geçmiş evet, olsun. Evet, buradan da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Buna rağmen mesaj atmış, hayırlı yayınlar diliyor. Size çok selamlar ona, var. Ona yeni sezonu hatta belki sizle... Onu sonra konuşalım toplu... başkanım. Evet. Batı Karadeniz Mavi Bölge'nin maç ve puan durumlarını rica edeyim. Zafer Ben Masterlar 1, Hendek Veteranlar Spor Kulübü 5,
Akçakoca Gök Spor Veteranlar 0, Karadeniz Ereğli Veteranlar 7, Karabük Elit Masterlar, Karasu Veteranlar, kar nedeniyle ertelendi. Federasyonun tayin edeceği bir günde oynayacaklar. Buna göre oluşan puan durumu: Hendek Veteran Spor Kulübü 19 puan, Karadeniz Ereğli Veteranlar 13 puan, Karasu Veteranlar 10 puan, Zafermen Masterlar 9 puan, Akçakoca Gök Spor Veteranlar 3 puan, Karabük Elit Masterlar 1 puan. Başkanım, hızlı hızlı geçiyorum size çünkü başka sorularım var, onun için hızlı geçmeye gayret ediyorum. Batı Karadeniz Kırmızı Bölgemizin oynanan maçları. Bartın Şehit Uğur Akyer Veteranlar, Aydın İnşaat Veteranlar ertelendi. Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar. Bu hava muhalefetinden dolayı. Evet. Bastonket Devrek Veteranlar da ertelendi. Çaycuma Masterlar 8, Nebeoğlu Süt Veteranlar 0, Devrek Trendman Veteranları 0, Safranbolu Veteranlar 2. Oluşan puan durumu da şu şekilde: Aydınlar İnşaat Masterlar 24 puan, Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar 19 puan, Baston Kent Devrek Veteranlar 14 puan, Çaycuma Masterlar 13 puan, Devrek Trendman Veteranlar 13 puan, Bartın Şehit Uğur Akyer Veteranlar 12 puan, Safranbolu Veteranlar 9 puan, Karabük Akademi Veteranlar 2 puan, Nebeoğlu Süt Veteranlar henüz puanı yok. Bir düzeltme yapabilir miyim? Evet. Baston 15 puan, 14 olarak okudun da. Evet, şimdi başkanım bu şeyi ekranda biraz şey biraz değiştirmekte fayda var. Hı-hı. Gerçekten çünkü şu ekran üzerine geldiği zaman, çizgiye geldiği zaman onu 3 veya 5 olarak, bazen 8 olarak bile doğru yanıltabiliyoruz. Doğru. Evet, yönetmenimden hemen şimdi Marmara Beyaz bölgemizin maçları ve puan durumlarını rica ediyorum. Alasar Veteranlar 4, Yıldızlar Masterlar 2, Çayrova Masterlar 2, Dudullu Masterlar 5, Selimiye Spor Veteranlar 2, Üsküdar 0, Polimex Dudullu Spor 4, Bağlarbaşı Veteranlar 1, Vatan Masterlar 3, Taşlar Masterlar 2, Çekmeköy Masterlar, Şile Deniz Spor Masterlar, Hükmen Çekmeköy Galip, Şile Veteranlar 7, Çağdaş Veteranlar 3. Evet başkanım, burası da en... Bu Hükmen'de bir itiraz var, onu haftaya tahkim kurulu yayın şey yapacak, gelen işte itirazlar var. İtirazlarını resmi olarak yapmışlar mı? Evet. Tamam. O zaman hızlı hızlı geçmeden önce, tabii beyaz bölgemizde Sayın İbrahim Albayrak'ın bir VTR'si var. Yönetmenimden onu rica ediyorum. Evet, Sayın İbrahim Albayrak. Puan durumuna geçtin mi beyazın? 10 yıldır birliktesiniz kuruluşundan beri. Yok, okumadım. Sonucu okudum. Şu an 2023-2024 sezonu nasıl geçiyor? Öncelikle onu sorayım. 2023-2024 sezonu çok iyi geçiyor bizim için. Bu TMVF'ler liginde yaklaşık 10. yılımız. Gördüğünüz gibi kupalarımız, hep TMVF'ler liginden almış olduğumuz kupalarımız. Bunların içinde şampiyonluk kupası, ikincilik kupası, Fair Play kupası, yani bunları hepsini tek tek kaldırmak bizim için ayrı bir zevkti. TMVFL liginde olmaktan son derece memnunuz. İnşallah önümüzde şampiyona var. Allah'ın izniyle ileriki günlerde oraya da katılacağız. Tüm katılan takım arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Sakatlıksız bir şampiyona geçirmemizi temenni ederim. Her zaman genelde şampiyonaya katıldınız. Nasıl buluyorsunuz Türkiye Şampiyonası'nı? Türkiye Şampiyonası çok keyifli geçiyor. Antalya'da biz takımca çok keyif alıyoruz. Gayet güzel tesislerde. Çok memnun kalıyoruz. Futbol oynamak o çim sahalarda çok zevkli bir olay. Bundan 2 sene evvel en son katılmıştık ama şimdi özlemle tekrardan katılmayı düşünüyoruz. Bakalım ileriki günlerde inşallah şampiyonaya katılacağız. Evet, Marmara Beyaz Bölgemizin puan durumunu vermeden geçtim, özür diliyorum hepinizden. Yönetmenimden onu rica ediyorum. Evet, oynanan maçlara göre puan durumları şu şekilde oluştu sevgili seyirciler. Yıldızlar Masterlar 24 puan, Polimex Dudullu Masterlar 22 puan,
Çayırova Master'lar 17 puan, Dudullu Spor Master'lar 17 puan, Vatan Master'lar 16 puan, Çekmeköy Master'lar 15 puan, Selimiye Spor Veteranlar 15 puan, Şile Deniz Spor Veteranlar 12 puan, Ağasar Master'lar 12 puan, Bağlarbaşı Veteranlar 10 puan, Taşdelen Master'lar 9 puan, Üsküdar Master'lar 7 puan, Çağdaş Veteranlar 4 puan, Şile Veteranlar 3 puan. Marmara Beyaz Bölgemizin oluşan puan durumu da bu şekilde oldu sevgili seyirciler. Hemen yönetmenimden Marmara Kırmızı Bölgemizin maç sonuçlarını rica ediyorum. İstanbul Halkalı 76 Master'lar 2, Paşalar Master'lar 2, Malatya Master'lar 4, Arnavutköy Master'lar 1, Küçükçekmece Akademi 0, Silivri Genç Master'lar 1. Oluşan puan durumu şu şekilde. Silivri Genç Master'lar 21 puan, Küçükçekmece Akademi Master'lar 19 puan, Malatya Master'lar 13 puan, Arnavutköy Master'lar 9 puan, İstanbul Halkalı 76 Master'lar 7 puan, Paşalar Master'lar 1 puan. Hızlı hızlı gidiyorum. Ege Beyaz Bölgemizin maç sonuçlarını ve puan durumunu rica ediyorum. Bodrum Genç Spor Turgut Reis Master'lar 3, Bodrum Veteranlar 1, Germencik Master'lar 4, Bodrum Haluk Arras Master'lar 3, Didim Master'lar, Güllük Hermias Master'lar, Hükmen Didim Master'lar galip, Bodrum Birlik Master'lar, Saygın İnşaat Ortaklar Master'lar, Saygın İnşaatlar Ortaklar Master'lar, Hükmen galip. Buna göre oluşan puan durumu: Bodrum Veteranlar 18 puan, Bodrum Genç Spor Turgut Reis Master'lar 16 puan, Saygın İnşaat Ortaklar Master'lar 16 puan, Didim Master'lar 16 puan, Bodrum Master'lar 16 puan, Bodrum Haluk Arnas Master'lar 9 puan, Germencik Master'lar 6 puan, Bodrum Birlik Master'lar 4 puan, Güllük Hermias Master'lar 1 puan. Evet, şimdi son bölgemize geçelim. Sonra başkanıma soracağımız sorularımız var. Gelen mesajlarımız var. Onları okumaya çalışacağız. Ege Kırmızı Bölgemizin maç sonuçlarını ve puan durumu rica ediyorum. Ege Kırmızı Bölgemizde Turgutlu Master'lar 2, Salihli Master'lar 2, Aksar Master'lar, Foça Master'lar maçı herhalde oynamadı. Kaptanımızın... onu söyleyeceğim, evet doğru. Minas Master'lar 2, Tire Master'lar 0. Oluşan puan durumu: Manisa Master'lar 14 puan, Didim Belediye Master'lar 13 puan, Aksar Master'lar 10 puan, Turgutlu Master'lar 10 puan, Foça Master'lar 8 puan, Tire Master'lar 4 puan, Sadir Master'lar 3 puan. Evet. Başkanım, burada tabii milli karma ve aynı zamanda Foça Master'ların değerli kaptanı Mehmet Bildirimler'in kıymetli annesi vefat etti. Evet. Tabii ailesine sabırlar diliyoruz. Annesine de Allah'tan rahmet diliyoruz başkanım. Vallahi kaptanımı çok severim. Annesi de gerçekten nasıl söyleyeyim? Şimdi benim de annemi kaybettiğim evet, için evet. 4-5 ay önce. Duygusal biraz bir zor bir acı. Evet, evet. Yani onu çok iyi anlıyorum. Mekanı cennet olsun. Allah sabırlar versin. Yattığı yerde inşallah rahat etsin. Zor. Anneyi kaybetmek hele daha çok zor. O beni biraz şey... Biliyorum başkanım. Yani, evet. Ben de annenizi çok yakından tanıdığım için yani, gerçekten... Nasıl söyleyeyim? Zor bir şey. Duygulandınız yani. Anlatamıyorum başkanım. Yani. Allah sabırlar versin. Kolay iş değil. Evet. Başkanım, gerçekten. Enteresan bir tane mesaj okuyacağım. Bu çok önemli bizim için. Yemlik Zeytin Diyarı'ndan selam gönderiyorlar. İbrahim Atik. Selamlar bizden de. Sizi de yakından tanıyor. 49 ligimizde de oynadılar. Şükrü Deviren var. Sosyal Yaşam ve Güzelleştirme Dernek Başkanı. Biz onunla da gidip tanışmıştık orada. Aynı zamanda da Gemlik'ten belediye başkan adayı. Çok beyefendi bir insan. Allah yolunu açıyor. Evet, futbolun içerisindeler. Bize orada destek vermek için elinden geleni yaptılar ama yeni bir çalışmaları var bununla ilgili. Sabri Karaman var. Sosyal, tabii sivil toplum örgütleri var biliyorsun. Cihan Numa Dernek Başkanı aynı zamanda. İlçe Spor'un eski müdürüdür. Başkanlığını yapmıştır. Aktif insanlar. Gemlik, evet ilçemiz ama hakikaten büyük bir ilçelerimizden bir tanesi. Tabii güzel bir çalışma yapıyorlar orada. Sizi en kısa zamanda oraya bekliyorlar başkanım. Misafirimiz olun. Sizinle bunları konuşalım. Statü ve talimatlarla ilgili bize bilgiler verin.
linkiniz varsa atın diyorlar. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii Gökhan'ı da unutmayacağım. Gökhan Derdi Çok'u da burada hemen bir anons edeyim kendisini. Çok severim. Şu anda program izliyorlarmış başkanım. Bizden hepsine selamlar olsun. Kısa zamanda yerimiz yakın diyorlar. Kısa zamanda lütfen gelin bir misafirimiz olun. Günü birlikte olsa. Yani burada beraber bir toplantı yapalım, bir yemek yiyelim, konuşalım, sohbet edelim diyorlar. Gideriz Ali abi. Biz de buradan onlara selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. En kısa zamanda inşallah gideceğiz ama ben yarın onlara link ve şeyle 49'la ilgili, çalışmalarla ilgili atacağım bazı görseller var. Onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün zaten İbrahim Atik'le de biz bir telefon görüşmesi yaptık. Son derece verimli geçti. Buradan İbrahim Atik'e çok selam söylüyorum. Kısa zaman içerisinde mutlaka başkanla birlikte yanınıza gelmeye çalışacağız. Diyelim başkanım. Hepsine buradan selam olsun. Şimdi tabii milli karmayı konuşurken hani adaletli olacak, şöyle olacağız, böyle yapacağız. O yıllardan beri hedeflerinizden bir tanesi. Fakat milli karmanın oluşmasında yeni bir kuruluşumuz var. Yani geçen yıldan beri devam eden. Yani milli karmaya destek versin diye yapmış olduğumuz. Biliyorsun lig koordinatörleri dediğimiz bölgelerimizde bir koordinatör sistemi yaptınız. Esas amaçlarından bir tanesi hem ligde koordinatörlük yapmak hem de milli karmaya oyuncu katılımında teknik direktörümüze yardımcı olmak amacıyla yapılmış bir çalışmaydı. Evet. Bununla ilgili söyleyecekleriniz varsa onu bir almak istiyorum başkanım. Bir de temsilcilerle ilgili mutlaka söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da seyircilerimize paylaşalım. Ya şimdi bölge koordinatörü oluşturduk. İlk kez oluşturduk bu sene. Onu daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bölge koordinatörümüzle, temsilcilerimizle beraber yürütmeyi daha kaliteli hale getirmesi yönünde yaptık. Temsilcilerimize gelince artık temsilciler kurulu başkanlığı oluşturmak istiyoruz. O da aklımızda var, seninle de paylaştık. Evet. Aynı şekilde Ramazan Başkan'la, Savaş Başkan'la da paylaştık. Bu işi biraz şey ama yani harbiden adaletli, hakkaniyetli ama hiç lafını geri çekmeyen arkadaşımız. Bu işini de yürüteceğinden eminim. İnşallah onu da gündeme getirip kısa sürede açıklayacağız. Aynı zamanda bunun içinde tabii eğitim kurulumuz var. Ali Rıza hocamız hem Ege Bölge temsilcimiz. Yine Arif hocamız var. Arif hocamız var. Okul Batı Karadeniz, özür dilerim Doğu Karadeniz'de. Doğu Karadeniz, Trabzon'da. Onlar eğitim kurulu olarak artık bu işe başlayacaklar. Ya işimiz çok aslında. Haziran'da genel kurulumuz var. Bu sene bayağı bir yoğun geçecek. Peki başkanım bu bahsettiğiniz yani özellikle eğitimle ilgili çalışmaları Türkiye Şampiyonası'na vakit kalır mı? Bir arada gidip bunlar değerlendirilir. Biraz zor kalır çünkü. Zor kalır değil mi? Onun eğitimi şöyle. Şampiyondan sonra bir 3-4 gün bir kamp yapacağız. Milli karmamızda da bir kamp süresi var. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ondan sonra yapacağız. Bir de önümüzdeki sezonlarla ilgili kupa. Daha doğrusu yeni bir projemiz daha var. Ligde heyecan getirecek bir proje. Ayrı bir proje var. Onu açıklayabilir miyiz şu anda? Yok, şimdi açıklamayacağız. Abi neyi açıklarsa kopyalanıyoruz. Neyi açıklarsa kopyalanıyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi kopyalanıyor deyince vallahi, şimdi Türkiye ismini kullananlar var. Ya başkanım zaten açıkladıktan sonra da kopyalayacaklar sizi. Ben ona güldüm yani. Ya doğru söylüyorsun. Şu Türkiye ismini kullananlar için bak. Senin oğlun avukat açık konuşayım. Yaptırımınız var. Elinizde evrağınız var. Markanız tescilli. Türkiye'yi almışsınız. Bunu hakikaten neden kullanmadınız? Şimdi Türkiye bilmem ne, Türkiye bilmem ne kullanıyorlar. Şöyle, genel kuruldan sonra bunu gerçekten ciddi ciddi, sen de yönetim kurulu üyemişsin. Evet. Senin oğlun da avukat, Ezel Demirkol avukatımız, 50 tane emrinde avukat var çalışan. Ya bunu artık bir yere getirmek lazım. Yani öyle kolay almadık biz bu işi. Arkadaşlarımız görecek o anılar programında neler. İnan uçak kalkmıyordu. Bak amcamın eşi öldü. Uçağa binerken duydum ben yine o toplantılara gittim. Düşünebiliyor musun? Başka bir örnek de verebilir miyiz eski yönetim kurulu üyemizden? Tabii ki verebilirsin. Yelkenci'nin. Yani evet Allah rahmet eylesin Bülent abi Bülent Yelkenci. Bülent Yelkenci'nin. Ege'nin futbol duayeni eski profesyonel Manisa Spor'u çalıştırmış. Kanser yatağında arkadaşlar vallahi billahi Bülent arkadaşlarımız biliyor zaten. Bülent Yelkenci
Ya adam rahmet olmadan bir gün önce bile maç programını atın bilmem ne, yani beni arıyor, düşünebiliyor musun? Kanser de rahmetli. O yatağında, hastanede bile hem vallahi hem billahi günü gününe programları takip etti ya. Allah rahmet eylesin. Yani başkanım. Ve ondan bir gün sonra hemen Ramazan abi, işte diğer arkadaşlar hemen şey yapıyordu. Aman ben mahcup olmayayım. Ve inan, profesyonellik, iş aşkı başka bir şey. Ve edep gerçekten farklı. Terbiye çok farklı. Helal olsun. Yani o şeyi almış. Bülent abimiz yani doğayan bir adamdı yani. Biz Allah rahmet eylesin. Geçen hafta nostalji bölümünde Sayın Bülent, Allah rahmet eylesin, Bülent Tehlikenci'nin bir röportajını verdik. Evet. Bak ben tanımama rağmen, çünkü şöyle tanımıyorum. Ben o zaman Türkiye Masalar Veteran Futbol Federasyonu içerisinde değildim. Evet. Fakat anlattığınızdan dolayı ben bile o gün onun röportajında gerçekten duygulandım. Yani Allah rahmet eylesin. Müthiş bir emek, müthiş bir çalışma. Ege'de bizim için avantajı işte Seyfi Gül denen bir kardeşimiz var. Süper. Bize her konuda hem milli karmanın maçları, Türkiye şampiyonasında. Tabii. Bütün çok büyük emekleri olan insanlar. Doğu Karadeniz'de yine şey var, Hüsnü abi var. Hüsnü Kural. Tabii Hüsnü Kural. Aynı zaman Doğu Karadeniz'de bizim doğayenimizlerin birisi. Lig koordinatörümüz aynı zamanda başkanım. Bölge koordinatörümüz. Evet. Yine Mustafa var, Mustafa Bayar var. Cihan sahip çıkıyor. Hatta en şey zamanda Ahmet sahip çıktı şeyde, Hopa'da. Artvin'de pardon. Artvin, Külük. Yani, tabii evet, ya, evet. Ahmet Külük. Yani böyle bizim mesela şey arkadaşı Fatih var. Yani gerçekten buraya işte Savaş gibi, diğer arkadaşlarımız gibi çok buraya sahip çıkanlar oldu. Sağ olsun da hala da sahip çıkıyorlar. Biz kendi bölgemizde bir lig yapmıyoruz ki. Bizim yaptığımız lig Türkiye çapında. Şimdi dedim ya, İstanbul'dakiler farklı bir şey istiyor ama biz Anadolu'ya yapmadığımızı burada uygulamayız. Uygulayamayız. Ha, eksiklerimiz var mı? Evet, şu pandemiden sonra var. Ama bunu yeni ekiple, inan bak zaten görecekler. Bu anılar yayınlanınca Ali abi, eskiden neymişiz gerçekten, neler yapmışız görecekler. Ama şu pandemi gerçekten herkese etkiledi. Yani ekonomik durum, pandemi durumu falan. Ama benim niyetim seneye bu işi tamamen toparlamak. Yani artık o eskinin üzerine, biz eski şurada pandemi öncesinin üzerinde değiliz şu anda. Evet, evet. Değiliz, evet, gerçekten evet. Değiliz. O yüzden onun üzerinde olmak zorundayız. Zaten izledikçe görecekler neler yapmışız. Belki diyecekler ya siz çılgın mısınız, siz deli misiniz, bu kadar şeyle uğraştık, çok uğraştık. Gerçekten çok. Başkanım şu Milli Karma'nın tabii ki işte ilk kamp yerini geçen hafta sitede yapmıştınız. Onu yayınlamaya çalıştık ama çok uzundu. Biz kısa verdik. Hı hı. Hem seyircimizi sıkmamak adına hem de programımız yetişmiyor. Yani 1 saat 45 dakika programımız var. Gerçekten yetiştiremiyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir de tabii sosyal sorumluluk projelerimizde çok kullanıyoruz ya. Hı hı. Bundan dolayı inanılmaz derecede teşekkürler geliyor. Ya Ali abi şunu söyleyeceğim. De. Lafını kesiyorum. Estağfurullah. 36 kişi 4 gece, düşünebiliyor musun? 4 gece konaklama, Milli Karma kampı. 5 gün 4 gece kamp yaptırdık. 36'yı çarp 4'te ne yapıyor? Tabii. 150 gün mü yapıyor? 144. Yani. Düşünebiliyor musun? Bunları da yaptık. Yani çok şey yaptık da zaten görecekler. Yani bu iş öyle kolay gelmedi. Kimsenin inanmadığı şey. Şimdi bakma sen, ahkam kesiyorlar. Sosyal medyalarda falan filan. Hayır, biz icraat yapacağız. Biz bunu Türkiye'de ilkiz. İlk ve tekiz. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Ama bu işi paçasından tutup günlük bir günübirlik yaşantıda aşağı çekmeye çalıştıkça biz yukarı çekmeye çalışıyoruz. Ama bunu biz başaracağız. Başkanım, bununla ilgili resmi çalışmalarımız zaten var. Var. Şu anda açıklamıyorsunuz biliyorum ama biz takip ediyoruz. Ya Türkiye'nin de sıkıntıları, depremde bilmem neydi, evet. Hiçbir şey olamadı gerçekten. Ülkemiz de rahat edemedi. İnşallah onunla ilgili bir yere gelir. Başkanım, bir şey sormak istiyorum. Türkiye Şampiyonası için demin bir sürü laf konuştuk ama bazı konularda işte program yetişsin diye lafınızı kestiğimiz bölümler oldu. Takımlara buradan söylemek istediğiniz neler var? Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi yarın akşam toplantı yapmayı düşünüyoruz. Birincisi o. Hazırlıklarını yapsınlar.
statümüzde şu var. Ellerindeki kitapçığa bastan ben bile unutmuşum 3 tane. Geçen seneydi 3. 5 tane transfer hakları var. Bu nereden? Şampiyonaya gelemeyen takımlardan. Sadece ligimizin içerisinden. Ligimizin filiz lisans olmamak için. Filiz lisans yok. Yani evet. Sıfır lisans yok. Birincisi bu. İkincisi de lisansları olmayan, evrakları olmayan, kesinlikle şampiyona sözleşmesini yapmayan takımlar kesinlikle şampiyonaya iştirak edemeyecekler. Zaten onunla ilgili bir şey hazırlıyoruz. Yani daha önümüzde günler var. Onları her sene hazırladığımız gibi güzel bir hazırlıkla takımlarımıza bildireceğiz. Ona göre de Allah nasip ederse güzel bir şampiyona istiyor. Şimdi şunu da takımlar duymak ister. Gerçi yarın toplantısı yapacaksınız ama hani şimdi en geç ayın kaçına kadar kaporaların yatmış olması ve hazır olması gerekiyor. Şubat 15'e kadar yatması gerekiyor. Ali abi şuna girmek istiyorum. Biz şampiyonada bak kulüp başkanlarımızı ağırlayacağız. Bence çok güzel bir düşünce. Çünkü çok emekleri var, çalışıyorlar. Evet. Sadece şampiyonluk kupası olmuş 19-20 bin lira. Açık söyleyeyim. Açık gene şampiyonluk sadece kupası. Şampiyonluk kupası. Tescilli mi bu sene gene? Tabii canım, evet, her sene tescilli. Evet. Bölge temsil, bölge şampiyonlarımızı. Türkiye şampiyonu olan, ikinci olan, Vatan Kupası, Federasyon Kupası, final oynayan, lig üçüncüsü, bunların kupaları var, ödülleri var. Yani bir dahaki sene indirimleri var. Bölge şampiyonlarının aynı şekilde. Fair Play Kupası vesaire. Yani bunlar bir hizmet. Kolay iş değil bu işler. Yani biz takımlarımız elimizden geldiği kadar hizmet ediyoruz. Zaten görecek, zaten biliyorlar hepsi de. Yani sadece biz o şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz değil. Biz yapıyoruz. Biz kendi ailemize, kendi takımlarımıza sahip çıkıyoruz. Ama seneye bu işi daha sıkı tutacağız. Dediğim gibi bizden takımlarımız bizi konaklat diye bir şey istemediler. Biz geçen sene bir söz verdik. Dedik ki olacak. Ha önce bunlar, daha önceki yıllar yapmışsınız ama başkanım. 5 sene önce, 6 sene önce yaptık bunu. Her kulüp başkanına bir oda verdik. O zaman ama bu sefer oda değil, 2 kişilik, yanlış anlaşılmasın. Verdiğimiz halde bazılarını serzenişte gördük. Sen bize niye oda verdin diye. Yuh dedim artık yani. Daha bir eskiden şey otellerin ihtiyacı vardı başkanım. Şimdi öyle bir şey yok da. Onun etkisi abi var. Oteller geliyor da bu sefer öyle değil. Biz kendimiz şey yapıyoruz. Yani bu yapacaklarımızı şampiyonada zaten tek tek açıklarız yani. O, çünkü daha yeniyiz. Yani yeni geçen hafta biliyorsun bu zamanlar Antalya'daydık. İnşallah güzel bir şampiyona yapacağız. Ama takımlara şunu söylüyorum. Kamera bana dönerse. Şu bana açılış törenini olimpiyatlar gibi yaptırın isterim. Biraz erken gelin. Güzel bir şey yapalım inşallah. Çünkü bu anılar hepimiz için. Pardon. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Çok mesaj geldi başkanım. Okuyamadım gerçekten. Çünkü size zaman ayırmak zorundaydık ki takımların sorularına cevap verelim diye. Sevgili seyirciler, bize ayrılan süre burada sona erdi. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.